Bugün afili filintaların kara mizah ve polisiyeyi çok güzel bir şekilde harmanlayan ismi Alper Canıgüz'ün 5. kitabı Kan ve Gül hakkında konuşacağım. Uzun bir süredir kitap videosu gelmiyordu diyenler vardı. Bu video onlar için gelsin. Alper Canıgüz'ün kalemini ve kafasını Tatlı Rüyalar kitabıyla tanıdı. Sonrasında Oğullar ve Rencide Ruhlarla, sonrasında Alper Kamu Cehennem Çiçeği ile, sonrasında Gizli Ajansla Okuru tarafından kabul edildi, bağrına basıldı Alper Canagüz. Ve son olarak 2018 yılında son kitabı Kan ve Gül'ü yayımladı. Ben Kan ve Gül kitabını okumadım, Yiğit Özçener'in muazzam sesinden dinledim. Bu nedenle bu kanalda yaptığım aslında ilk sesli kitap incelemesi olacak bu. O yüzden kitap hakkında konuşmaya başlamadan önce öncelikle bir sesli kitap üzerine konuşalım istiyorum. Ben müzik dinlemeyi seviyorum herkes gibi. Müziği seviyorum ama yine de ben hayatımın her alanında kayıp zamanları... Fark etmeyi onları önlemeye çalışan biri olarak değerlendirilebilecek her vakti müzik dinleyerek geçirmeyi de çok e, Sevmiyorum açıkçası Müziği her ne kadar çok seviyor olsam da Bu zamanları sadece müzik dinleyerek geçirmeyi sevmiyorum tam olarak bu noktada Sesli kitaplar ve podcastler imdadımıza koşuyor diyebilirim yürürken spor yaparken hatta uyumadan önce Müzik dinleyebileceğim gibi sesli kitapta dinliyorum ya da podcastlere de zaman ayırıyorum bunun da bizler için faydalı olduğunu Düşünüyorum çünkü her ne kadar Kitap okumak fiziki olarak kitap okumak yeri doldurulamaz bir eylem olsa da kimi zaman fiziki olarak kitap okuyamayacağımız anlar olabiliyor. Mesela uyumadan önceki anlar gibi veya yürürken harcadığımız zamanlar gibi işte bu zamanları da sesli kitap dinleyerek değerlendirebiliriz. Peki bu noktada kitabı okumak mı yoksa dinlemek mi diye soracak olursak eğer sesli kitap dinlemeye ilk kez başlayacaksanız bu ilk deneme ise muhtemelen dinlediğiniz hiçbir şey anlamayacaksınız. Kendinize o sesi veremeyeceksiniz muhtemelen. Bu yüzden de sesli kitap dinlemenin iyi bir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Bu çok normal. Ben de ilk sesli kitap dinleme denememde hiçbir şey anlamamıştım ve o kitabı sonrasında fiziki olarak da alıp okumuştum. Ama sonrasında fark ettim ki sesli kitap dinlerken kendinizi o sese verebilmeniz çok önemli. Ona odaklanabilmeniz çok önemli. Eğer o sese odaklanamazsanız, kendinizi veremezseniz hiçbir şey anlamamanız çok normal. Burada bir diğer önemli konu da okuyan kişi aslında, seslendiren kişi. Yani onun seslendirme şekli, okuma biçimi, vurgulaması sizin dinleme verimliliğinizi doğrudan etkiliyor. Bu nedenle doğru bir seslendirme de çok önemli tabii ki. Bu yüzden sesli kitap dinlemeye birkaç kez şans verirseniz ve doğru seslendirmenlerle de karşılaşırsanız sesli kitap dinleme eylemini de seveceksiniz diye düşünüyorum. Tabii ki fiziki olarak kitap okumanın yerini tutmayabilir. Bunun altını çiziyorum ama bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Buradan çıkarılacak öz şu aslında kitabı okumak mı yoksa dinlemek mi diye bir karşılaştırmaya bir ayrıma gerek yok. Önemli olan o kitaptan maksimum verimi alabilmek aslında. Şunu bilmemiz gerekiyor. Kitap okumanın yerini tabii ki dolduramaz ama kimi zaman kitap okuyamadığımız zamanlarda sesli kitapta elimizden tutabilir. Ona bir şans vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi hemen konuya dönelim. Ne dedik? Alper Canagüz'ün Kan ve Gül kitabından bahsedeceğiz bugün. Ben bu kitabı sesli olarak dinledim ama siz kitabı fiziki olarak elinize aldığınızda neyle karşılaşacağınızı bilmeniz için biraz teknik bilgi vermek istiyorum. İlk baskısını 2018 yılında yapan kitabımız yazarın diğer kitapları gibi az sayfada az ama çok şey anlatan kitaplardan biri. Hem 216 sayfa olması hem sürükleyici bir dilin, sürükleyici bir hikayenin olması kitabı çok kısa sürede bitirmenizi sağlıyor. Çok kısa sürede ve keyifle bitirmenizi sağlıyor. Alper Canıgüz tıpkı diğer kitaplarında olduğu gibi bu kitabında da okurun karşısına muazzam bir dille çıkıyor. Ki bana göre yazarın en büyük artısı da zaten dili kullanma yeteneği diyebiliriz. Canıgüz'ün kitaplarında her daim polisiye, hatta bilim kurgu, hatta fantastik öğeler görebiliyor olmamız onun kitaplarından daha çok okurun keyif almasını sağlıyor diyebiliriz. Onun kitaplarının daha çok okura, daha çok kitleye hitap ediyor olduğunu söyleyebiliriz. Yani herkes polisiye sevmeyebilir, herkes bilim kurgu sevmeyebilir, herkes fantastik kitaplar sevmeyebilir. Fakat bir kitabın içinde bu üç türden dokunuşları da sergileyebilirseniz eğer bu üç türün sevenlerinin de bu kitaba yönelmesini, bu kitabı sevmesini sağlayabilirsiniz. Bu bahsettiğim detay Alper Canagüz'ün tüm kitaplarında gözlemlediğim bir detay. Kitaba artı değer katan bir diğer konuysa Afili Filintalar'ın bir diğer afilli ismi Murat Menteş'in bu kitabın editörlüğünde olması. Bu iki kuvvetli ismin bir kitapta birleşmesi ortaya güzel bir kitap çıkacağında garantisini veriyor zaten. Kısaca kitabın konusundan bahsedecek olursak ikinci sınıf aşk romanları çeviren e, ana karakterimiz Aziz'in başına aldığı sert bir darbe sonucu zamanda yolculuk yapması ve 20 yıl geriye gitmesi. Bir anda kendi böyle bir atmosferin içinde bulmasıyla olaylar başlıyor. Aziz 20 yıl geriye gittiği için geçecek bu 20 yıllık sürede neler yaşayacağını, çevresindekilerin neler yaşayacağını biliyor, onu nelerin beklediğini biliyor. Bu detay da zaten hikayenin özünü oluşturuyor diyebiliriz. 20 yıl önceye yani normal hayatında hiç karşılaşmadığı Abdül'ün bir anda ölümüne günler kalaya dönen Aziz, bu durumu değiştirmenin, bu cinayete engel olabilmenin derdine düşecektir. Ne de olsa 20 yıl öncesinde herkes rutin hayatını yaşarken o yarın ne olacağını biliyor ve bazı şeyleri değiştirebileceğini, bazı şeyleri düzeltebileceğini düşünmektedir. 20 yıl öncesinde yaşanmış fakat kendisi bu olayların bir şekilde dışında kalmış olan Aziz, 20 yıl önce hiç farkında olmadan, hiç tanık olmadan geçip giden bazı olaylara bu sefer ikinci baharında bir ucundan, bir parçasından tanık olarak ve dokunarak yeniden yaşayacaktır aslında Aziz. Ve biz hikaye boyunca Aziz'in mücadelesini, korkularını, endişesini, çabasını görüyoruz. Kitabı okurken yer yer sosyolojik tespitler, toplumsal mesajlar ya da siyasi eleştiriler de görüyoruz. Zira Alper Canagüz'ün iyi yaptığı şeylerden biri de bu zaten. Bu zaman yolculuğu Aziz'in bir cinayeti önlemesini sağlamıyor fakat hiç haberi olmadan geçip giden birçok olaydan haberdar oluyor ve 20 yıldır aydınlanmayan bir cinayetinde katiline ulaşmayı başarıyor Aziz. En başta dediğim gibi az sayfayla, sürükleyici bir hikayeyle Murat Menteş'in editörlüğünde Alper Canıgüz'ün muazzam anlatımı var bu kitapta. Eğer hala okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bu kitabı okumaya geç kalanlardanım. Eğer siz hala okumadıysanız daha fazla geç kalmayın. Bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.